Çember ve daire ile ilgili soruları birlikte yapmaya çalışalım. Yandaki şekilde merkezleri O olan içteki çemberin uzunluğu 18 santimetre. Çevreyi veriyor burada. Dıştaki çemberin uzunluğu 30 santimetre ise taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Pi de 3 almamızı istiyor. Şimdi biz çevreyi bulurken 2 çarpı pi çarpı r yapıyorduk. Önce içerideki küçük çembere bakıyorum. Onun çevre uzunluğu 18 santimetreymiş. Buradan yarıçapları bulacağım. 18 eşittir 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi pi burada 3. 2 kere 3 6. Yani 6 tane r 18 santimetre ise r eşittir 3 santimetredir. Buradan hemen r'yi çizelim. Mavi ile gösterdiğim yer ortadaki ufak çemberin yarıçapı 3 santimetreymiş. Aynı formülü 30 santimetre için de yapıyorum. 2 çarpı pi çarpı r bana dıştaki çemberin çevre uzunluğunu verir. O da zaten 30 santimetreymiş. Pi burada 3 almamızı istiyor. 2 kere 3 6. 6 çarpı r 30'sa r burada ne olur? Yarıçapı yani 12 de 5 santimetredir. Hemen onu da kırmızıyla gösteriyorum. O'dan dış çemberin çevresine doğru bir kırmızıyla yarıçap çizdim. Bu da 5 santimetreymiş. Şimdi taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir diyor. Büyük çemberin alanından küçük çemberin alanını çıkartırsam taralı yeri bulabilirim. Alan formülü pi çarpı r kare. Birisi en dıştaki çemberin yarıçapı 5'ti. Pi burada 3. R kare de 5. 5'in karesinden o da 25 olur. 25 çarpı 3, 75 santimetre kare dıştaki çemberin alanı. İçteki çemberde yine pi çarpı r kareden pi burada 3, r burada içteki çemberin yarıçapı 3 santimetreydi. 3'ün karesi o da 9'dur. 9 kere 3 o da 27 santimetre kare olur. Büyük çemberin alanı 75 santimetre kare. İçindeki beyaz yerin alanı 27 santimetre kare. Çıkartırsam taralı alanı bulabilirim. 15'ten 7 çıkarttım. 8, 6'dan 2'yi çıkarttım. 4, 48 santimetre kare olur. Şekildeki çember kenar uzunlukları 8 santimetre ve 10 santimetre olan bir dikdörtgenin uygun kenarlarına teğettir. Bu çemberin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Yani kısa kenarımız burada 8 santimetre, uzun kenarımız da burada 10 santimetre. Bakın çemberin uzunluğu. Çemberin uzunluğu için bana yarıçap lazım. Yarıçap lazım. Buradan tam bir çap çizdik. Kırmızı çizgiye dikkat edersen DC'nin aynısı. Hemen bunu tam ortadan ikiye bu şekilde böldük. Tamamı 8 ise yarıçapı ne olur? 4 santimetre olur. Bu çemberin uzunluğu kaç santimetredir? 2 çarpı pi çarpı r'den çevreyi bulabilirim. 2'yi aynen yazdım. Pi'yi 3 olarak alın diyor. R burada yarıçaptır. O da 4 olarak aldım. Bana çevreyi verecek. 2 kere 3 6. 6 ile de 4'ü çarptım. Çevresi 24 santimetre olur. Yarıçapı 11 santimetre olan çemberin çevresi kaç santimetredir? Çevre eşittir 2 çarpı pi çarpı r. 2'yi yazdım. Pi'yi 3 olarak al diyor. R de yarıçap 11'miş. 11'i de buraya yazdım. Bu üçünün çarpımı bana çevreyi verecek. 2 çarpı 3 6. 6 ile de 11'i çarparsa 66 santimetre olur. Çevresi 90, 294 santimetre olan dairenin benden alanını istiyor. Bir daire çizmeye çalıştık. Bunun çevresi 294'müş. Bir O noktası yaptık. Buradan bir yarıçap yapalım. Yarıçapı R ile gösterdik. Şimdi çevreyi de bulsan, alan da bulsan bana R lazım. Yani yarıçap lazım. Şimdi çevremiz formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r idi. 2 pi r. Bu çevre 294'e eşitmiş. Pi burada 3 olarak al diyor. 2 ile 3'ün çarpımı 6. 6 tane r 294. R'yi burada 294'ü 6'ya bölerek bulabilirim. 4 kere var. 4 kere 6 24 çıkarttım 5. 54'te 6. 9 kere var. 9 kere 6 54 çıkarttım ve 0'ı buldum. Yarıçapımız burada 49 santimetre. Ne istiyor benden? Dairenin alanını. O da pi ile r kareyi çarpıyordu. R dediğim sayı burada yarıçap 49. 49'un karesini hemen yan tarafta yapalım. 49 çarpı 49'da. 81'in biri elde var. 8, 36, 8 de elde. 44 santimetre. 36'nın 6'sı elde var. 3, 16, 3 de elde. 19. Topluyorum hemen. 1, onun 0'ı ekledim. 14, elde var 1 ekledim. 2401. Bunu da
pi ile çarpacaktım. Alan formülü burada. Çıkan 2401'i de 3 ile hemen çarpıyorum. O da 7203 olur. Alanı 28 tam, %26 santimetre kare olan dairenin çevresi kaç santimetredir diyor. Bir dairemiz olsun. Bunun hemen bir tane yarıçap çizelim R diye. R'yi bulalım hemen. Şimdi alanı 28 tam, %26. Alan formülü pi çarpı R kare. Bu alan 28 tam %26'ya eşitmiş. Pi de burada 3 tam %14 alınız diyor. Yani 3 tam %14 ile R kareyi çarpıyorum. 28 tam %26 çıkıyor. Ben bu durumda 28 tam %26'yı 3 tam %14'e bölerek buradaki R kareyi bulabilirim. İkisinde de virgülden sonra ikişer sayı varsa virgülleri burada silebilirim. Eşit şeyler var. Sildim. 2 de yok, 28 de yok. 2826'da 314 9 kere var. 9 kere 4 36'nın 6'sı. Elde var 3. 9 kere 1 9. 3 de elde 12'nin 2'si. Elde var 1. 9 kere 3 27. 1 de elde 28. Çıkarttım ve 0'ı buldum. Demek ki R kare dedim. Şu sayıları R kareye çarpıyorum, bu çıkıyor. R kareyi bulmak için böldüm, 9 oldu. R kare dediğim 9. R kare R çarpı R'dir. 2 aynı sayının çarpımı 9. Bu durumda R dediğim yani yarıçapı 3. Bizden ne istiyor? Dairenin çevresi. Dairenin çevresini 2 çarpı pi çarpı r olarak bulabiliriz. Şimdi 2 burada var. Pi de burada var. Daha sonra r de burada 3 santimetre. 2 ile 3'ü çarptım bir kere 6. 6'yı da pi ile çarpacağım. Pi kaç? 3 tam %14. 3 tam %14'ü yazdım. Bunu 6 ile çarparak çevresini santimetre olarak bulabilirim. 24'ün 4'ü. Elde var 2. 8 oldu. 18'i de buraya yazdım. Virgülden sonra iki sayı var. Bunun çevresi 18 tam %84 santimetredir. Şekildeki O merkezli çemberde ADB yayı, hemen onu kırmızıyla şu şekilde gösterdim. Bu yayımız bizim 100 dereceymiş. BCA açısını istiyor bizden. BCA. Buradaki açı bizden istiyor. Bakın aynı yayı çemberin çevresinden gelen açı görüyor. O zaman 100'ün yarısı olan burası 50 derecedir tabii ki. Merkez açısını isteseydi eşit olurdu. %100 olurdu. Ama dışarıdakini istiyorsa yarısı olur. O da 50 derecedir. Şekildeki O merkezli çemberde BAC açısı 65 derece. BAC. Şurası 65 dereceymiş. Çemberin dışından burada gören yaya bakacağım hemen. Bakın şöyle yay, şu kırmızıyla gösterdiğim yay 65'in 2 katı olur. Daha önce soruda bunu gördük. 130 derece. Bizden ne istiyor? AC yayını istiyor. Onu da hemen şöyle maviyle göstereyim. Bakın ben silgimi aldım. Tam ortadan 2'ye bölüyor bunu. Tamamı 360 derecedir. 180'i yukarıda kaldı. 180'i de aşağıda. 180'in 130'u buradaysa buraya ne kalır? Bu durumda 180'den 130'u çıkartır. Maviyle gösterdiğim AC yayını 50 derece olarak bulabilirim. Şekildeki O merkezli çemberde BOC 100 derece, ACO 30 derece ise soru işaretiyle gösteren ABO açısını bizden istiyor. 100 derece ise bakın buradaki yay da merkezden geldiği için 100 derece olur. Aynı yayı gören bir açımız daha var. AC kenarı ile bakın AB kenarı. Çemberden geldiği için bu da 100 derece ise A dediğim açı yarısı olur. 50 derece. Bakın soru işareti 50 ve 30'un bu üçünün toplamı şuradaki 100 derecelik açıya eşit olur. 50 30 daha 80. Buraya ne kalır? 100'den 80'i çıkartırım. 20 derece kalır. Şekildeki O merkezli çemberde BAD 22 derece ise bunu biraz daha büyütelim. Bakın BAD buradaki açımız bizim 22 derece. Bu açının görmüş olduğu yayı kırmızıyla gösterdim. 22 ise çemberden geldiği için burası 22'nin 2 katı olan 44 derece olur. Benden ne istiyor? BOC istiyor. BOC'ye baktığım zaman burası. Buna da bakıyorum ben. Yine aynı yayı görüyor. 44 derecelik yayı görüyor. Ama nereden geliyor bu? Merkezden. Merkezden geliyorsa 44 derece olur. Şekildeki O merkezli çemberde ACD 40 derece,
AB yayı 100 derece. AB yayını burada 100 derece olarak gösterdik. Bizden soru işaretiyle gösterilen BOD açısını istiyor. Şimdi bakın burayı mavi ile gösterelim. A'dan D'ye kadar bir yayımız var. Bir de B'den D'ye kadar yine yeşille gösterdiğim bir yay var. Eğer ben buraya X dersem mavi olan yere de A demek istiyorum. Şimdi bakın çembere dışarıdan gelen bir açı var. 40 derecelik bir açı. Bu açı büyük yay ile yani mavi olan yay ile küçük yay o da yeşil olan yay. Bu ikisinin farkının ikiye bölümüyle oluşur. Büyük olana A dedik. Küçük olana X dedik. Bu ikisinin farkını ikiye böldüğümde dışarıdaki açıyı bana verir. O da 40 derece. Bu durumda A eksi X eşittir. 40 çarpı 2'den 80 olur. Şimdi kırmızı var, yeşil var, bir de mavi var. Bunların hepsi çember oluşturur. Kırmızı 100 ise A ile X'in toplamına ne kalır? A artı X hepsi 360. Yüzünü çıkartıyorum buradan. Geriye ne kalır? Geriye 260 kalır. Burada eşitlikleri alt alta toplayalım bakalım. Bakın eksi x ile artı x birbirini götürür. 2 tane a eşittir. 260 ile 80'i topluyorum. 340 derecedir. 2 tane a 340 ise a eşittir 170 derece. A dediğim mavi yer 170 dereceymiş. Burada a artı x ise 260 derece dedik. Yüzünü çıkarttım. 360'ın yüzünü çıkarttım. 260'tı. A'yı da burada 170 derece olarak kabul edersem bunun üstüne x ekliyorum ve 260 olarak buluyorum. Bu durumda 170'e ben 90 eklersem 260 olur. Yeşil ile gösterdiğim yer 90 derecedir. Benden BOD açısını istiyor. Yeşil ile gösterdiğim yeri çemberdeki merkezden gelen açı görüyor. Burası 90 ise soru işaretiyle gösteren yer de 90 derece olur. Şekildeki çemberde AB yayı 100 derece, CD yayı 110 derece. AKD açısı X burada kaç derecedir? Yalnız soruda bir hata var gibi. Çünkü buradaki açıyla bu merkezden şu iki tane açı ters açıdır. Ters açılar yani tam orta noktadan geçiyorsa hani şu şöyle ters açılar var burada. İkisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Burası 100, burasının 110 olması imkansız çünkü kırmızı açılar birbirine eşit. Şöyle yapalım. 110 değil de herhalde bir yayın evi hatası var. Burası 100 derece. 100 derece ise olur. Burası x, burası x. X'in BC yayına bakıyorum. Burası da x olur merkezden geldiği için. AD yayına bakıyorum. X olduğu için burası da x olur. 360'tan 200'ü çıkarttım. 160. 2 tane x 160 ise 160'ı 2'ye böler. X'i 80 derece olarak bulurum. Artı 100 derece. Bakın şurası da 100 derece. DB doğrusu var burada 100 ise burası yine 80 olur. Şekildeki çemberde O merkezli BOC 110 derece ise AB AC'ye eşit. OBA X olarak bizdeki X açısını istiyor. Şimdi baktığım zaman burası 110 derece. Merkezden gelen açıdan yay da aynı şekilde 110 derece olur. Bu da dışarıdan geliyor. 110 ise buradaki açımız da bizim 110'un yarısı 55 derece olur. Şimdi burada iki tane kenarın eş olduğunu bize niçin verebilir? B'den C'ye kadar ben bir üçgen oluşturuyorum. ABC üçgeni oluştu. Bakın OB burada yarıçaptır. OC de yarıçaptır ve yarıçaplar birbirine eşit. O zaman bu iki tane kenarında birbirine eşit olması gerekiyor. Alttakinden başlıyorum. OBC üçgeninde iki tane ikizkenar var. 180'den 110'u çıkartırım. 70. Buraya ne kalır? 35'er derece kalır. Şuraya 35 derecesini yazdım. Tepedeki açımız bizim 55'ti. 180'den 55'i çıkartıyorum yine. Bunları tabii hepsini zihinden de yapabiliriz. 125 derece. 125'in yarısı 120'nin yarısı 60, 5'in de yarısı 2,5'tur. 62,5 yapar. Yani x ile yanındaki 35 derece şuradaki iki açının toplamı 62,5 yapıyor. Benden tepedeki x'i istiyor. 62,5 derecelik açıdan 35'i çıkartırsam x olan açıyı bulabilirim. 5'i aşağı indirdim. 12'den 5 çıkarsa 7 kalır. 5'ten 3 çıkarsa 2. X burada 27,5 derecedir.